Duyguları kanalıma hoş geldiniz. Bu sefer Lee serimin yeni üyesi olan Tilkili'yi sizlerle birlikte öreceğiz. Abone olursanız sevinirim kanalıma ve ördüğünüz bütün figürleri ben görmek istiyorum. Soran arkadaşlar da var. Şey yaparsanız Instagram'da minicik hobi bir sayfamız var. Oradan ulaşabilirsiniz. Resimlerinizi oraya atabilirsiniz. Ben sizin ördüklerinizi de görmek istiyorum. Sizin için bu sefer tilkiliği yaptım. İnşallah bunu da beğenirsiniz. Diğerleri gayet güzel izleniyor. Teşekkür ederim sizin için. Sizlere izlediğiniz için. Şimdi tilkiliğinin yapımına geçelim. Tilkiliğini yine söyleyeyim, bunu unutuyorum. Sabit vücut videom var. Orada kafasını, bedenini ve kollarını aynı olan parçalarını ören arkadaşlar alıştı. Açıklama kısmına linkini bırakacağım inşallah. Ya bıraktım. Oradan bakabilirsiniz. Ve sağ üst köşeden de ulaşabilirsiniz. Şimdi tilkiliğimize farklı olan parçalarını kulaklarıyla burnunu örerek tilkiliğimizi bitirelim. Evet arkadaşlar, tilkimizin sabit vücudunun üzerine biz şimdi burnuyla kulaklarını yapacağız. Kulağından başlayalım önce. Sihirli halkaya 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 sık iğne. Sihirli halkamızı birleştirelim. Sıkıca. İki tane üst sıraya geçelim. İki tane sık iğne. Bir, iki tek batıyoruz yani. Sonraki yuvaya çift batıyoruz. Bir, iki, çift battık. İki tane tek. Bir, iki. Sonraki yuvaya çift batıyoruz ve sıramızın başına geldik. Devam ediyoruz. Üç tane tek. Bir, iki. Üç tek. Bir çift. Bir. Tekrar aynı yere batalım. Tekrar üç tek. Bir. İki. Üç tek. Bir çift. İki kere tekrar etmiş oluyoruz. Evet, yine sıramızın başına geldik. Devam ediyoruz. Bu sefer de 4 tek. 1 2 3 4 tek. 1 çift. Tekrar bir tane daha. 1 2 3 4 tek. 1 çift. Tekrar sıramızın başına geldik. Bu sırada 5 tek. 1 2 3 4 5 tek. 1 çift. Bir tane daha 5 tek 1 çift yapacağız. 1 2 3 4 5 tek. 1 çift. Evet,
Şimdi başlayacağımız sıra 6. sıramız. Buraya da 6 tane tek sırayla devam ediyoruz. 2 tek 1 çiftten başladık. 6 tek 1 çift olana kadar 2 tekrarla, yani ördüğümüz bu örgünün sadece iki taraf yanlarından artırmış oluyoruz. Evet, buraya çift yapıyoruz. Artırdığımız yerler hep üst üste geldi zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tek, 1 çift. Toplamda 16 tane ilmeğimiz var. Bu sırada hiç artırma yapmadan bir sıra düz dönüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, evet 16. Bu ipimizi içine itelim. Evet, ikiye katlayıp örgümüzü sıradaki yuvaya batıyoruz. Tığımızdaki önceki ilmeğimizin bir önceki ilmeğine de batıyoruz. Yani iki katı birbirine birleştirerek bir sıra örgü yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir de zincirimizi çekelim. Kulağımızı dikeceğimiz kadar ipimizi bırakıp keselim arkadaşlar. Aynı şekilde ikinci kulağımızı da örelim. Ben ördüm, ikinci kulağımı hazır etmiştim. Siz tekrar videoyu sardıraraktan ikinci kulağı da örebilirsiniz. Şimdi burnunu yapalım. Siyahla, burnun ucuna siyahla başlayacağım. Sihirli halka yapıyoruz yine. 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane sihirli halkamızı birleştirelim. Her yuvaya tek batarak bir üst sırada yine 6 tane sık iğnemiz olacak. 1 2 3 4 5 evet 6. Altıncı ilmeğimizi böyle geçirmeyelim, sık iğne yapmayalım. Turuncu ile devam edeceğiz. İki sıra ördükten sonra. Turuncu ipimizi alalım. Bu ilmekleri turuncu ipten geçirelim. Evet, bir tane yandaki yuvaya bir sık iğne yapalım. Bir tane de bir yandakine de V yapacağız. Yani çift batacağız. Evet, şimdi siyah ipimizi bir koparalım. Elimize dolaşmasın. Şu değil, şu evet saklayalım.
bunun ikisini birbirine bağlayın. Sonradan gevşeme yapmasın. İki tane düğüm atalım. Evet arkadaşlar. Bir tane X yaptık. Bir tane V yaptık. Devam ediyoruz. 1X, 1V yaparak devam ediyoruz böyle. Yani bir tek bir çift atacağız. Bir tek bir çift bir tek bir çift sıra başına geldik. İlmeğimiz 6 tane ilmekti. Sık iğneydi. 9 oldu. Bu 9 sık iğneyi birebir tekrar bir sıra dolanacağız. Artırma eksiltme yapmadan 9 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet, 9 bir sıra daha ördük. Şimdi arkadaşlar 2 tane tek 1 2 tek bir çift çiftimizi battık. Evet, devam ediyoruz. 2 tek bir çift daha 1 2 tek 3 tekrarla bu sıramızda bitireceğiz. 2 oldu. Bir tane daha yapacağız. 1 2 tek 1 çift. Evet, sıra başımıza geldik. Önce şu iplerden bir kurtulalım. Bunları içine bir itelim arkadaşlar. Hem şu uç kısmımızı doldurmuş olsunlar. Evet, bir sırada ilmek sayımız 12 oldu. Bir sırada 12 ilmeğimizi birebir dolanıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Evet, 12. Şimdi 3 tek 1 2 3 tek bir çift. Bu sıramızda böyle dolanalım. 1 2 3 bir çift. 1 2 3 tek bir çift. Evet, sıra başına geldik arkadaşlar. Şimdi 4 tek bir çift. 1 2 3 4 tek bir çift. 1 2 3 4 tek bir çift. 1 2 3 4 tek
Bir çift. Evet, sıra başımıza geldik. İlmek sayımız 18 oldu. Evet, ilmek kaydırmamızı yapıyoruz. Bir de zincir çekelim. Burnumuz tamam. Yine dikecek kadar ipimizi bırakıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi tilkimizin önce burnunu dikelim bence. Yerini ayarlayalım. Top iğne yardımıyla sabitleyelim. Hemen gözlerin altındaki sıradan düzgün duruyor oradan. Şunu çıkarıp biraz içine eldiven koyalım. Sonradan dökmesi zor olacak. Elyaf doldurması. Burada elyafın durması da zor. Huni şeklinde olduğu için. Evet, ucu pot iğnemizi alalım arkadaşlar. Tilkili Li serimizin yeni üyesi. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Evet, dikmeye başlayalım. Şuradan. Sık sıkıya. Yalnız her yuvadan geçin, atlayarak yapmayın, çok çirkin oluyor o zaman. Her yuvadan geçerek dikerseniz dikişiniz daha düzgün olur. Yani bu bitirdiğiniz parçanın her sık iğnesinden mutlaka iğnenizi geçirip altıda denk geldiği yerden orada da atlama yapmayın. Çıktığınız ipin olduğu yerden batıp yan taraftan çıkın. Bir dahakine de bu çıktığım yerden batacağım. Bir diğer yandan değil. Çıktığım yerden batıyorum ki daha düzgün dursun diye. Evet, bakın çıkardığım ipimi çıkardığım yerden tekrar batıp bir yandan geçiyorum. İpimi de iyice çekiyorum. Şuradan da
birazcık elyaf takviyeleyelim. Dolgun olsun. Çok az kaldı. Kaldı. Ondan da bakalım. Şurada kulağımla dikeceğim yerden çıkmak istiyorum. Evet, kulaklarımızı tahminen buralara. Evet. Buraya düğüm yapıyorum bu ipime. Uzak bir yerden elyafıma batıraraktan çıkıp kesiyorum. Evet. Burnumuzu diktik. Şimdi kulaklarımızın yerini ayarlayalım. 1, 2, 3, 4, 5.'den itibaren. Evet, burası güzel. Bir tane iğneyle sabitleyelim. Yine kulağımızı arkadaşlar böyle kavisli dikeceğiz. Dümdüz dikmeyeceğiz. Böyle bir kavisli dikelim. Bükük bir şekilde olsun. Genelde köpeklerin, tilkilerin kulakları. Evet, böyle olur. Diğerini de ayarlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Şurasını baz almıştık. Buraya bir iğne. Diğer alt tarafında gözünün üstündeki sıraya. Ama tabi biraz öne doğru. Şöyle. Evet, böyle iyidir. Şimdi
ipimizi takalım. Beşinci sırayı da evet şurası. Şuradan iğnemizi geçirelim. İkinci yuvadan. Evet, bir müddet şuraya kadar düz dikelim burada. Şuradan bata bata. Her yuvadan yine geçeceğiz. Sıkılıya sıkılıya. Kavisli olması için bir ilmek daha alalım. Evet. Şimdi bu tarafa doğru, aşağıya doğru dikelim. Burayı yan diktik. Devam etmiyoruz. Bu tarafından alıyoruz ilmeğimizi. Şuradan şöyle. Dahakine. Evet, şuradan. Göz kararı. Bunu, kulaklarını yerine ayarlayabilirsiniz. Sizin elinizde olduğu için elinize alın arkadaşlar. Nasıl güzel duruyorsa oradan yerleştirin kulaklarını. Ben elimden geldiği kadar kendim uygun gördüğüm yeri gösteriyorum ama size biraz aşağıdan, biraz yukarıdan gelmiş olabilir. İstediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Evet. Bu başı bir sıkılayalım. Çekelim. Şuradan bir daha geçme ihtiyacı duydum arkadaşlar, şuradan. Evet, kulağımızın iç kısmında. Buraya sıkılayacağım. Siz evde yaparken arkadaşlar, ben size göstermek adına vücudunu kafaya dikiyorum. Hani burada oyalanmayayım, videom çok çok uzun olmasın, çabuk bitireyim diye ben dikiyorum, onu hazır ediyorum. Siz diktiğiniz bu kulakların iplerini saklamak için bedeni sonra dikerseniz kafanın altında düğümlersiniz. Bedeni diktiğiniz zaman orada kalır. Başka yerde saklamaya çalışmazsınız. Ben sizin için çabuk olsun, videolarım çok uzun ve sıkıcı olmasın diye dikiyorum. İpinizi kafayla bedenin arasında saklayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, buradan bir tane kalana kadar dikmişiz. Diğer kulağımızı da öyle yapalım. Şuradan.
Evet arkadaşlar, şu ipimizi de dikerken belli olsun diye içine çekmiyorum ben bunu, kafasının arkaya gelsin diye. Evet arkadaşlar, nasıl oldu tilkimiz, tilkiliğimiz? İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videolarımın devamını gelmesini istiyorsanız abone olursanız sevinirim. Like'larınızı bekliyorum. Ördüklerinizi de tabii görmek istiyorum. Soran arkadaşlar var, size nasıl gösterebiliriz diye. Instagram sayfamız var bizim, Minicik Hobim. Oraya atabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şey varsa oradan yazabilirsiniz. Sevinirim. Nimet'in Örgüleri sayfamı beğeniyorsanız abone olun. Like'larınızı bekliyorum. Teşekkürler. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.